Emre Kongar'ın 31 Ocak 2020 cuma günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Deprem, Emperyalizm, Cehalet ve Dincilik başlıklı yazısı. Sevgili okurlarım, tam da iktidarın kendi ihmallerini örtbas etmek için kader, fıtrat, imtihan ve şehit kavramlarını kullandığı Elazığ-Malatya depreminden önce emperyalizmin dinciliği nasıl kullandığını anlattığım son yazılarımdan birinde şöyle dediğimi anımsayacaklar. Atatürk Batı emperyalizmine, Batı'nın temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında laik demokrasi adına karşı çıkıyordu. İşte bu nedenle Samuel P. Huntington, Sovyetler Birliği çöktükten sonra yazdığı Uygarlıklar Çatışması kitabında Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine koskoca bir bölüm ayırdı ve utanmadan "Kadın hakları ve laiklik emperyalist değerlerdir. Siz bunlara inanmayın, kendi geleneksel değerlerinize bağlı kalın." diye öğüt verdi. Sevgili okurlarım, ben çok küçükken ailemde sırasız ve beklenmedik bir ölümle tanıştığım ve bütün ömrümce bununla birlikte yaşadığım için deprem ve kaza gibi olaylar beni derinden etkiliyor. Ölenlerin acılarını yüreğimde hissediyorum ve derhal önlenebilir miydi sorusu aklıma geliyor. Japonya'nın tüm dünyaya öğrettiği gibi insanları öldüren deprem değil, çürük binalar ve alınmayan önlemler. Depremden sonra iktidar hemen kendi ihmallerini örtbas etmek için yine dini değerlere sığınarak kader, fıtrat, imtihan ve şehit kavramları üzerinden söylemler geliştirdi. Tam bu noktada salı günkü yazısında Zülal Kalkan denen benim de gözümden kaçmış olan bir kitabı gündeme getirdi ve emperyalizmin ülkemizdeki dinci yansımalarını mükemmel bir biçimde açıkladı. Yazısının ilgili bölümü şöyle. Susan Jacobi, The Age of American Unreason, Amerikan Mantıksızlık Çağı adlı mükemmel eserinde aydınlanma, layık gelenek ve bilim karşıtlığı olarak ortaya çıkan bu anlayışın sonuçlarını anlatıyor. Bush döneminde doruk noktasına varan anti-entelektüelizm, holding medyasının pompaladığı rantçı popüler kültür aracılığıyla Amerika'ya hakim oldu. Bilimsel çalışmaları din karşıtı gibi gösteren, küresel ısınmayı yok sayan, evrim teorisine karşı çıkan, bilginin karşısına hurafeleri çıkaran bu görüş her geçen gün güç kazandı. Jacobi'ye göre sorun sadece politikacıların doğruyu söylememesi değil, insanların kamu görüşü oluşturabilmek için bilmeleri gerekenleri öğrenmek adına hiçbir çaba harcamaması. Yığınlar bunun sonucunda işlenen insanlık suçlarının asıl nedenini araştırmaz hale geldi. Yöneticileri sorgulamadı. Reagan döneminden bu yana entelektüeli elitist göstermeye çalışan dinci sağın geriletilmesi sadece Amerika için değil, tüm dünya için çok önemliydi. Çünkü Bush'la iyice popülerleşen cehalet ve korku temelli bu ideolojinin yönettiği mantıksızlık çağı adeta bir virüs gibi tüm dünyaya yayılıyordu. Aradan geçen zamanda bu virüs Amerika'da Trump ile en vurucu darbesini yaptı. Türkiye'de ise son 18 yıldır zirvede. Sonuç olarak örselenen bilimin yerini her alanda kader ve fıtrat aldı. İşte deprem felaketiyle emperyalizm, cehalet, din, siyaset arasındaki ilişkiler bu kadar net. Kahrolsun cehalet yaşasın bilim